Türk Konseyi 6. zirvesi bu yıl Kırgızistan'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirveyle ilgili TRT Avaz özel yayınlar gerçekleştiriyor. TRT Avaz'ın Bişkek'ten gerçekleştirdiği canlı yayında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'la Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sebahattin Balcı konuk olarak yer aldı. Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız beraberinde yaklaşık 200 kişilik bir heyetle, bunlar iş adamlarından oluşuyor, milletvekillerinden, bakanlardan, bürokratlardan çok kapsamlı bir çıkarma yapıyoruz aslında Kırgızistan'a. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı yapılacak. İki lider, iki cumhurbaşkanının başkanlığında bakanlar bir araya gelecekler. Ondan sonra bakanlar kendi alanlarında son senelerde kaydedilen ilerlemeleri cumhurbaşkanlarına arz edecekler. Yüksek düzeyli stratejik konseyin bir ortak bildirisi yayınlanacak. Arkasından da anlaşmalar imzalanacak. Yaklaşık 9-10 tane de anlaşmamız olacak Türkiye ile Kırgızistan arasında. Dolayısıyla bu her iki senede bir yapılan, artık senede bir de yapılabilecek stratejik düzeyde bir konsey toplantısıdır. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sebahattin Balcı da Manas Üniversitesi'nin niteliksel özellikleriyle ilgili bilgi verdi. Öğretim üyesi kadromuz Türkiye'mizden şu anda 35 seçkin üniversitemizden 60'ın üzerinde öğretim üyemiz Manas'ta görev yapıyor. Kırgızistan'ın en seçkin öğretim üyeleri Manas'ta görev yapıyor. Bunun yanında 4 daha değişik ülkeden, Rusya'dan, Çin'den, Amerika'dan, Azerbaycan'dan hocalarımız, seçkin hocalarımız yine Manas'ta görev yapıyorlar. Bu esas itibariyle kendilerine sağlamış olduğumuz huzur ikliminde ortaya koymuş olduğumuz somut hedeflerin gerçekleşmesinden ibarettir. 2017 yılında Manas Üniversitemiz Kırgızistan'da Thomson Reuters şirketiyle birlikte yapılan bir ortak çalışmanın sonucunda bilime katkıda ve bilimsel araştırmalarda bir numaralı üniversite olarak resmen ilan edilmiş bulunmaktadır.